Merhaba arkadaşlar. Şimdi Java'daki string pool yapısını inceleyeceğiz. Java'da çok kullanılan string işlemlerinin hızlandırılması amacıyla oluşturulmuş olan bir yapıdır string pool. Bunun için 4 tane string değişken tanımlıyorum. String text, deneme, string text 2, bu da deneme olsun. String text 3, dene artı m olsun. String text 4 eşittir. Bu biraz daha farklı. Bunu new ile oluşturuyorum. Deneme. Şimdi elimizde 4 tane string değişken var. 4'ün de değeri deneme. Bunun nasıl çalıştığını inceliyoruz. İlk satırda deneme adında bir değişken tanımladık. Java'da şöyle bir durum vardır. Eğer çift tırnak ile değişkeni tanımlamışsak, yani new keyword vesaire kullanmamışsak, Java öncelikle bu string'in string pool'da olup olmadığına bakar. Varsa bunun referansını alıp buraya atar. Yoksa string pool'a ekler. Şimdi ilk satırda olduğumuz için string pool'da böyle bir şey olma ihtimali yok. Bunu string pool'a ekleyecek. Pool'a eklendi diyorum. İkinci satıra geldiğimizde Java bakıyor. Deneme değerine sahip bir değişken ataması yapılmış. Öncelikle bakıyor, pool'da deneme diye bir nesne var mı? Deneme değerine sahip bir nesne var mı? Varsa onu bulup onun referansını alıyor. Onun adresini alıyor, hafızadaki adresini. Text 2'ye veriyor. Yani text 2'yi kullandığımız zaman ilk başta oluşturduğumuz nesneyi işaret etmiş oluyor. Buradan daha önceden oluşturulmuş bir deneme değişkeni olduğu için, deneme değerine sahip bir değişken olduğu için pool'da var diyorum. Pool'da var referansı alındı. Üçüncü satırda da aynı şekilde dn artı m. Bunlar çift tırnak kullanılarak oluşturulmuş değişkenler olduğu için bunu birleştirilmiş halini Java pool'da arıyor. Eğer bulduysa text 3'e onun referansını atıyor. Burada da aynı mantık var. Bunu da notuna aynı şekilde yazıyorum. Burada ise durum farklı. New ile oluşturduğumuz için Java yeni bir nesne oluşturur ve bunu hafızada ayrıca yazar. Ayrı bir yere yazar. Yeni nesne diyorum. Nesne oluşturuldu. Hafızaya eklendi. Şimdi gördüğünüz gibi eğer Java pool olmasaydı 4 tane nesne oluşturulacaktı. Hafızada 4 tane ayrı bir 4 yer işgal edilmiş olacaktı. Şu an ne oldu? Şu 3'ü için Java tek bir nesne oluşturdu. Hafızada tek bir yer işgal edildi. Sadece new ile oluşturduğumuz değişken için hafızada ayrı bir yer işgal etti. Yani 4 yer işgal edilecekken string pool sayesinde 2 yer işgal edilmiş oldu. Bu 3'ü İlk 3 değişken tek yeri kullanıyor, tek nesneyi. Dördüncüsü ise ayrı bir nesneyi kullanıyor. Böylece performans ve hafızadan kazanç sağlamış olduk. Şimdi bu tekstleri bir karşılaştıralım eşit operatörüyle. Text 4. Şunları da değiştirelim. Evet, şimdi çalıştırıyoruz tekrar. Baktık true true false sonucunu aldık. Text ile text 2'yi karşılaştırdığımız zaman geriye true sonucu döndü. Yani zaten neydi? Pool'da tek bir nesne vardı. İkisi de onu gösteriyordu. Bunun eşit true gelmesi normal. Text ile text 3'ü karşılaştırdığımızda da true geldi. Niye? Çünkü bu üçü aynı nesneyi kullanıyordu. Üçü de birbirine eşit. Bunları karşılaştırdığımız zaman eşit true sonucu geliyor. Ama text 4 farklı bir nesneydi. Yeni bir nesne oluşturulmuştu new ile.
Bu text ile text4'ü karşılaştırdığımızda değerlerin aynı olmasına rağmen, ikisinin de değerinin deneme olmasına rağmen sonuç false geldi. Buradan anlıyoruz ki eşit eşit değerleri değil nesneleri karşılaştırıyor. Eğer ikisi aynı nesne ise sonuç true geliyor. Farklı nesne ise false geliyor. İsterse değeri aynı olsun. Peki biz değerleri karşılaştırmak istersek ne kullanacağız? Bu durumda string'in equals fonksiyonunu kullanıyoruz. Hemen onunla ilgili bir örnek yapalım. Çalıştırıyorum. Evet, şu anda üçünden de true sonucu döndü. Hemen yazalım. Neden true sonucu döndü? Çünkü equals ile değer kontrol yapıyoruz. Değerleri eşit mi değil mi? Bu dördünün de değeri denem olduğu için sonuçların true gelmesi normal. Buradan anlıyoruz ki eşit eşit nesneleri karşılaştırıyor. Equals ise değerleri karşılaştırıyor. İkisinin farkı bu. Şimdi biz pool sayesinde şu üçü için tek nesneyi kullandığımızı söylemiştik. Bunu hash kodları yazdırarak kontrol edelim. Yani şimdi bunların bu değişkenlerin hash kodunu yazdırdığımız zaman üçü için aynı hash kodu elde etmemiz lazım. Dördüncü için ise farklı bir hash kod elde etmemiz lazım. Şimdi hemen hash kodları yazdıralım. Şöyle birini alıp yazdıralım. Tekrar çalıştırıyorum. Elde ettiğimiz sonuca bakarsak ilk üçü için aynı hashcode değeri geldi. Dördüncü ise farklı. Şu anda string pool sayesinde ilk üçü için tek bir nesne oluşturulduğunu, new keyword'ü kullandığımızda ise ayrı bir nesne oluşturulduğunu görmüş olduk. Bunu hash kodları yazdırarak da gördük. String pool yapısı, Java'daki string pool yapısı bu şekilde.